قَالَ الْعَبْدُ yükümlü, mükellef, buluğa ermiş, ergin bir kul, insan, estağfurullah, Allah'tan mağfiret ve hidayet diliyorum, istiyorum. اَلَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ öyle Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur, ancak O vardır. Onun ilah olduğunu, Allah olduğunu itiraf ediyorum, tasdik ediyorum ve zatının ezeli ebedi sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ediyorum. Evet. Derse bu imanın gerçek olduğunu itiraf etme cümlesidir diyor İmam Kuşeyri Hazretleri. Kalpten bunu söylemiş olmak durumunda şimdi aşağıda söyleyeceğimiz mükafata, müjdeye erer kişi diyor. Evet. El hayyel kayyum, ondan başka ilah yok. O ebediyen diridir. Hayyu kayyumdur. Cenab-ı Hakk'ı öven, metheden sıfatlar bunlar. Ezeli ve ebedi sıfatlar. Ve tövbe iley, ona dönüyorum. Yani Allah Celle ve Ala Hazretlerine daha evvel emirlerini çiğnemiş, ihlal etmiş isem ondan, o muhalefetten Allah'a yöneliyorum. Onun emrine dönüyorum. Öyle bir hayyu kayyum olan Allah'a, Allah'tan tövbe istiğfar ediyorum derse eğer, yürekten bütün zerreleriyle kalbinden olarak, gufire lehu, affedilir. Günahları affedilir. Ve inkâne muvelliyen mine zahfi, harpten kaçmış olsa bile diyor. Harp, seferberlik inan edildiği zaman bütün herkese farz. Seferberlik ilan edilmemişse ülül emrin, devletin tayin ettiği gruba farz olur. Sen gideceksin dedi mi seçtiği kimseler farz olur. Ötekilere farzı kifaye olur, onlar kalabilir. Ama seferberlik ilan edildiği zaman hiçbir kimse harpten geri duramaz, kalamaz. Yani mutlaka harbe katılmak, cihada katılmak gerekir. Bu emri çiğnememek büyük günahtır. Harp, savaş başladığı zaman, savaştan çarpışma anında kaçmak, Allah'a şerik, ortak koşmak kadar büyük günahlardan birisidir. İşte bu namazın arkasından bütün benliğiyle, varlığıyla Estağfurullahellezî lâ ilâhe illâhu elhayyel kayyum ve etûbü ileyh derse, bu kadar büyük günah istemiş olsa bile affolunur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece duanın kabul yerlerinden birisinin de namaz arkası olduğunu anlamış oluyoruz. Namazın arkasından böyle istiğfar edenin, büyük günah işlemiş olsa bile güzel istiğfar etmişse, bütün zerreleriyle, benliğiyle, kalbiyle, kalıbıyla bütünleşmiş vaziyette söylemişse, büyük günahları bile, harpten kaçma gibi büyük günahları bile affolunabilir. Böyle güzel bir andır bunu. Gaflette geçirmeyesiniz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için tabi bu başka rivayette Estağfurullahel azimel kerimel rahimellezi, rahim kelimesi de var. Allah'ın kerem, rahmet sıfatlarını ekleyerekten el hayyel kayyum ve tübüyle üç defa kim derse hem namazının eksikleri tamamlanır, melekler tarafından defteri amaline tam yazılır. Allah'a arz edilirken eksikliği olmayarak yazılır. Çünkü kıraatında, rükusunda, secdelerinde, kadesinde, namazın farzlarında, vaciplerinde insanın eksiği olabilir. Bunlar bu üç defa istiğfar ederse böyle güzel, hem tama sayılır hem de büyük günahları affolunur diyor. Bunu adet edinmeli. Özel, yani farzın, vacibin, farz, vacip, evet, böyle bir kayıt yok. Namazın arkasından kaydı var.
Onun için sünnetlerin arkasından da söylenebilir. Ama farzların arkasından söylenmek üzere sevk edilmiştir bu hadis-i şerif diyen de var alimlerden. Onun için cemaat bunu bilir de şikayetçi olmazsa, mecburu değil tabii, böyle bir teşvik var, böyle bir müjde var. Ama cemaat gideceğim derse gidebilir. Yani giden adam kınanmaz. İşi vardır, mağazası vardır, otobüse, trene yetişecektir. Gidebilir. Gidilince niye gidiyor bu adam denmez, denemez. Farz değil, vacip değil. Bir teşvik var. Öyle bir camide cemaat bunu bilerekten şikayetçi olmaksızın bunu söyleyelim hocam derlerse çok güzel olur. Böyle bir müjde var. Namazların arkasında hem eksikler tamamlanıyor hem de günahlar affediliyor. Adet edilmek lazım. Bu bir bid'at falan değil. Bak Peygamberimiz söylüyor. Efendim burada görüyorsunuz. Yalnız söyleyin diye bir kayıt yok. Cemaatle söylemeyin diye bir kayıt yok. Camide söylemeyin diye bir kayıt yok. Yalnız evde söyleyin diye bir kayıt yok. Lafız umumidir, mutlaktır. Mutlak da usulü fıkıh kuralına göre ıtlakı üzere hamlolunur. Yani camide de söylenir, topluca söylenir, evde de söylenir, yalnız kılarken de söylenebilir. Yeter ki cemaat şikayetçi olmasın. Söylenebilir, bid'at filan da olmaz. Adet edinmeli. Adet edinmeli. İbn-i Asakir, İbn-i Neccar, Hazreti Enes'ten nakletmiş. Ukeyli İbn-i Sinni, men istağfurallah dübre külli salatin selase murratin fekal estağfurullah ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh ufret zünubuhu ve inkâne kad farra minezzahbi şeklinde bu istiğfarın namazın arkasından 3 kere şeklinde başka Ukeyli'nin İbn-i Sinni'nin eserlerinde de nakledilmiştir diyor. Allah onlardan razı olsun. Bu konuda daha evvelki derslerimizde de bilgi vermiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İza kâlel abdu ya Rabbi ya Rabbi kâlellâhu lebbeyk abdi. Bir kimse, bir kul tabii mümin olmak kaydıyla, Müslüman olmak kaydıyla ya Rabbi ya Rabbi derse iki defa. Evet, iki defa. Tabii gene bu ya Rabbi ya Rabbi'yi zevk duyarak, bilinçli şekilde, duygulu şekilde, kalbinden gelen bir istekle dili kalbine tercüman olacak şekilde ya Rabbi ya Rabbi derse kâlellâhu lebbeyk abdi. Allah-u Zülcelal Hazretleri buyur kulum. Evet. Buyur. Hani lebbeyk lebbeyk Allahümme lebbeyk hacılar. Buyur buyur ya Rabbi, işte bak haccı emrettin. Biz de geldik. Buyur. Emret anlamına. Evet. İcabet, kabul şeysidir, ifadesidir. Söyle. Söyle kulum. Buyurur Allah-u Zülcelal Hazretleri. Sel tota. Evet. Yürekten, İçten gelen duygularla, bilinçli olarak bir kul ya Rabbi ya Rabbi derse, derununden gelen bir isteğe dili tercüman olacak şekilde Cenab-ı Hak buyurur. İste kulum, verileceksin, sana verilecek. Ne istiyorsan sel maşitte, ne istiyorsan söyle tuta, verilecek, sana verilecek. Evet, hemen bu isteğin karşısında. Evet. Burada iki defa ya Rabbi ya Rabbi demiş. İfade, yani onun anlamı Allah'ın yaratıcılığın Rab olduğunu itiraf. Kendi kul, aciz bir kul olduğunu itiraf. Ya Rab, yani beni yaratan, büyüten, rızkımı veren, terbiye eden Rab bu anlamına gelir. Sahibim, evet. Rabbul menzil, ev sahibi demektir Arapçada. Allah bizim sahibimiz tabii. Her şeyini itiraf etmiş oluyor. Kabul ediyorum, ben senin aciz bir kulunum diye yürekten söylerse ya Rabbi ya Rabbi, ısrarla isterse anlamına. Ya Rabbi değil, ya Rabbi ya Rabbi iki defa söylemesin anlamı budur diyorlar. Tekrar eder. Hani birisi gelip bir şey istiyor senden,
git ya şimdi durumum müsait değil. Ama adam yine geliyor, yaratıyor. Git ya filan filan. Bakıyorsun gitmiyor herif. Al şunu da gider, defol git diyorsun ya bazen. İşte bu Allah'tan bir şey isteyen, böyle Cenab-ı Hak'tan bir şey alacağını umaraktan, buna inanaraktan, kalsa da gitmeyecek şekilde Allah'a sokulması lazım. Geldiğini, ısrarla dua etmesi geldiğini ifade eder diyor alimlerimiz. Bu tekrar onu ifade eder. Dua eden adam bir defa ettim olmadı değil. Israrla isteyeceksin. Allah büyük, kabul edecek benim dediğimi diye. Dönüp dönüp yine isteyeceksin. Dönüp dönüp yine isteyeceksin. Evet. Ya Rabbi, ya Allah. Kalbiyle, bütün diliyle, elleriyle, elde açılır dua ederken. Duanın şeylerden, adabından, usulündendir. Ellerin semaya açılması. Allah semada mı? Haşa. Allah mekandan münezzeh. Namazı kıbleye, Kabe'ye doğru kılıyoruz. Duanın kıblesi de semadır. Usulü böyle, edebi böyle, kuralı böyle. Yoksa Allah yukarıda oturmuyor. Hristiyanların inancı gibi. Hristiyanlar yukarıda oturuyor diye inanıyorlar. Kiliselerinde de İsa'ya Allah diyorlar ya. Baba Allah, oğul Allah diyorlar ya. Kilisenin kubbesinde, tepesinde İsa Aleyhisselam'ın resmi var. Böyle onu diyor, çabuk gel diyor, aşağı in, işimiz bozuldu. Papaz bizzat söylüyor bunu. Bizde öyle bir şey yok. El açmamız Allah yukarıda da değil. Allah mekandan münezzeh. Ama usul böyle. Namazı nasıl kıbleye kılıyoruz? Allah Kabe'nin içinde oturmuyor. Ama emir öyle. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Namaz kıldığın zaman Kabe'ye dön. Bu emri yerine getiriyoruz. Dua ederken de Peygamberimiz böyle dua etmiş. Efendim şimdi bazıları da böyle yapıyor. İyice yapıştırıyor. Efendim yukarıdan yağan dökülmeyecekmiş aşağı. Yok ya, bu maddi şey değil ki dökülsün. Ama bunu kavga meselesi yapmayın. Tartışma konusu yapmayın. Peygamberimizin ellerini yapıştırarak dua ettiği de var. Ama genelde umumiyetle böyle açıkmış. Göğüs hizasına kaldırmış. Semaya doğru ellerini çevirmiş. Açık, elleri açık dua etmiş. Onun için bunu İlle böyle yapacaksın demek de doğru değil. Böyle yapanlara kavga etmek de doğru değil. Bunlarla uğraşmasan, gönlünü Allah'a bağla, yalvarmaya bak. Aha böyle de, aha böyle de. İstersen hiç kaldırmadan söyle. Yeter ki kalbinle, kalıbınla Allah de. Duanın esas temeli, bilinçli, içeriden gelen duygulara dilin tercüman olmasıdır. Tercüman olmasıdır. Böyle üç, iki defa dediği zaman işte ne istiyorsan verilecek. Hem de muaccelen utikem iyyah muaccelen, istediğini sana acilen vereceğim buyurur Cenab-ı Hak. Evet. Şu istediğin en güzelini bu ya Rabbi ya Rabbi demene karşılık vereceğim denir. Anlamına öyle buyurur Cenab-ı Hak. Evet. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın fazl-ı kereminden Allah Celle Celaluhu olduğunu itiraf etmek ve onun vereceğine inanmak, umut besleyerek böyle Allah'ın isimlerini söylemek duada duanın kabul olmasına sebeptir. Evet, sebeptir. İşte bundan dolayı bazı kimseler, alimler biliyorsunuz Allah'ın isimleriyle lehül esmaül husna fed'uhu biha, Kur'an'da ayet var. Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla ona dua edin. Allah'ın isimleri ne kadar Allah biliyor. Yani bize bildirilen hadiste bu Allah'ın güzel isimlerinden 99'unu her gün sayan dahalel cennete gider diyor. Manasını bilerek her gün sayan cennete gider. Evet. İnne lillahi tis'aten ve tis'in esmen men ahsaha dakhala'l cenne. Allah'ın 99 ismini her gün sayan cennete mutlaka girer. Hadis-i şerifi var. Bu Allah'ın isimleri 99'dur demek değil. Yani daha çok isimleri var ama bunlardan 99'unu her gün sayan girer. Bu isimlerden bilhassa ismi azam olanıyla dua edildi mi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
edilen dua garantilidir. İstediğin mutlaka yerine getirilir. Evet, Ayşe anamız işte akıllı bir kadın. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizim aile eylesin. Bana söyle ya Resulullah demiş. Şu ismi azamı ben demiş Resulullah'ım. Evet seni çok severim ama hanımımsın. Ama müminleri de severim. Ayıramam. Onun için sana söylersem hepsine söylemem lazım. Sana söylersem hepsine söylemezsem olmaz. Söylediğim zaman da tembelliğe düşerler. Bu ismi azamı biliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hani sadece onu söyler adam her şeyi yapar. Yoksa garantisi var ya yaptıklarını hep onunla silinecek. Ondan doğru gizlemiş. Kadir gecesinde gizlemiş böyle. Ama ipucu veriyor. Sen bir dua et diyor Ayşe anamız. Ayşe anamız çok zeki kadın. O da Allah'ım bildiğim bilmediğim bütün güzel isimlerinle sana dua ediyorum deyince tutturdun demiş. Öyle ya bilmedikleri içinde Allah'ın bildiği Esmi Azam bizim bilmediğimiz isimler içindeyse böyle bir dua. Bildiğim bilmediğim bütün güzel isimlerinle sana yalvarıyorum deyince tutturdun aferin demiş. Allah'ın güzel isimleriyle dua etmek duanın kabul olmalarından sebeptir. İşte bu hadiste Rab kelimesinin ismi azam olduğu çünkü kabul olmayacak diyor ya günahları affolunur diyor ya gufire lehu sel tuta verilecek ifadesinden bu hadisten dolayı ismi azam Rab kelimesidir diyen ya Rab ya Rab kimisi hak kelimesidir kimisi hay ya hay ya hay ya kayyum kimisi işte ya Rab hepsini söylersin ya hep yaşanımız gibi umumi lafızda Beyhaki Şuab-ı İmam'ında İbn Asır İbn Ebi Dünya dua bahsinde Ayşe anamızdan Deylemi Cabir radıyallahu anh'tan merfu mevkuf olarak nakletmişler. Bezzar'ın naklettiği rivayette İza kâlel abdu ya Rabbi erba'an dört defa ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi şeklindedir. O zaman işte Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyurur. Sel tuta. Evet söyle ne istiyorsun verilecek diye o zaman dört defa şeklinde rivayet vardır. Allah onlardan razı olsun.